Sevgili dostlar merhaba ben Tufan Artok. Bu yayınımızda Bist düze Akbank'a, Yapı Kredi Bankası'na, Galata Vinte ve Naten'e bakacağız. Her birine dolar bazlı grafiklerde bakacağız. Bist yüzde hedef 462,59 dolar. Potansiyel 754 dolar. Yükselen paralel kanalla yoluna devam eden bir Bist düz var. 325-312 dolar bölgesi direnç bölgesi orası baş artıyor. 22 Mayıs'taki yayınımda Haziran ve Temmuz'un silkelemeli geçeceğini fakat güzel alım fırsatlarını da getireceğini anlatmıştım. Bahsetmiştim bunlardan 22 Mayıs'taki yayınımda. Şu an canlı canlı yaşıyoruz. Ee, Biz yüzde turuncu daralan yapının çatısına e, bir temas gelebilir. İşte orası da burası oluyor bakın. Aslında bu düşen bir trend çizgisi. Burası da ...paralel kanalımızın tabanı. Bu daralan yapının çatısı... ...kırıldıktan sonra... ...bir onay hareketi görmedik. Mesela... ...çanağımızın direnç hattı... ...aşıldı, altına düştük. Aşıldı, altına düştük. Aşıldı en son. Onay devam şeklinde. Yani onayı aldı, devam etti. En son yaptığı hareket... ...şuradaki direnç hattını kırdıktan sonra onayını aldı ve devam etti. Bu şekildeydi. Fakat düşen trend çizgisini yani daralan yapının çatısını kırdıktan sonra bir onay hareketi görmedik. Belki de 325-312 dolar orada satış yiyor ya oradaki baskıyla belki de çatıya kadar sarktığını işte 293, 294 gibi dolar bazında ve tepki aldığını göreceğiz. Fakat tepkiyi aldığında tekrar direnç bölgesine gelmiş olacak. 312, 325 dolar bölgesine. İşte orada haber akışlarına, gündeme çok dikkat kesilmemiz lazım. Benim düşüncem yılın son çeyreğinde yabancının borsamıza giriş yapacağı yönünde. Belki de yabancıya hazırlıyorlar borsayı. O sebeple aşağılara doğru sarktığını büyük ihtimalle o sebeple göreceğiz. Ee, burada bir çatı hareketi ve devam hareketi gelebilir. Ardından bir alt bant hareketi ve sonrasında yabancının da gelişiyle ivmelenme. Bu şekilde olabilir. Bunlar benim düşüncelerimdir. Aşırı alım bölgesinde wave trendte bakın en son sat sinyali var. E, DMA'ya baktığımızda ne diyorduk mavi bant alıcılar turuncu bant satıcılar alıcılar güç kaybediyor satıcılar güç, kay güç kazanıyor siyah bant trendin gücünü ifade eden bant en kötü 20 ile 25 arasında olmasını tercih ederiz şu anki konumu 13,50 98 şeklinde devam ediyor yani 13,50 13,51 trendin gücünü ifade eden bandımız buradaki gibi mesela yani 25'in üzerinde değilse altındaysa 20'yi de kaybetmesin isteriz. Ama burada 20'nin de epey bir altında. Yani trend güç kaybetmiş. Mavi bantta zaten alıcılar. Alıcılar da bakın güç kaybetmiş. Yön aşığı. Satıcılar da yön yukarı. Yani satıcılar güç kazanıyor. Bakacağız ilerleyen sürece. Geldik Akbank hissesine. Ee, burada hedef 2,43 dolar yükselen paralel kanalı klonladığımızda, şuradaki birinci kanalımızı klonladığımızda, bakın çatısından döndüğünü görüyoruz. Tabi fitil bırakmış 1618'e doğru. Haftalık grafikte bakıyoruz bu arada. Zaten 1618 doğal bir hedef, baskı bölgesi. Ama paralel kanalın çatısı da oraya denk geliyor. Yani buradan satış yemesi normal. Günümüzde 1.92 doların e, takip edilmesi lazım. Kapanışı da 1.92 dolar da yapmış. Oranın kaybı demek omuz baş omuz demek. Derinliği sevgili dostlar 1.52 e, 1.47 dolar demek. Yani şu aşağıdaki yükselen paralel kanalımızın taban seviyesine gelebilir. Nadaraya Watson indikatörünün alt bandı sarı bölgede 1.52-1.47 dolar bölgesinde Omuz baş omuzun oluşumu da zaten hisseyi oraya baskılayacak 1.52-1.47 dolar şayet görülürse muazzam bir alım fırsatı olur Tabi onun önünde Kaufman hareketli ortalamanın 1.60-1.65 dolar bölgesi diyebiliriz kabaca. O bölgeden de tepki alabilir. Kaufman hareketli ortalama oralarda haftalık grafikte. İki tane alım bölgesi var. 1.60-1.65 dolar aralığı ve sarı bant 1.52-1.47 dolar, dolar aralığı. Burası beklenebilir. Çünkü 1.92'nin kaybı demek omuz baş omuzun oluşması demek, sağ omuzun oluşması demek. Şayet 1.92 doları kaybetmez, yukarı doğru ivmelenmeye kalkarsa e, bu sefer 2,21 dolar yani 1618 seviyesine gelmiş olacak. Orayı aşabilirse formasyon hedefi 1618'in üzerinde kalıcılık sağlayabilirse bu sefer 3,32 dolara gider. Yani 2,618 tetiklenmiş olur. Williams yüzde aralığı coşkunun olduğu yani aşırı alım bölgesinin olduğu bu bölgeden bakın aşağıya doğru sarkmış. Burada negatifiz. Wave trende baktığımızda en son aşırı alım bölgesinde haftalık grafikte saat sinyali vermiş. Negatifiz. Yani yukarıya doğru ivmelenmesini beklemektense aşağı yönlü bir düşüşü beklemek daha mantıklı. 1.92'yi büyük ihtimalle kaybedecektir. Bu da sağ omuzun oluşması demek. Tabii ki de sağ omuzu oluşturması illa düşeceği anlamı da taşımıyor. Fakat Williams yüzler alına baktığımda, wave trende baktığımda yön aşağı diyor ben 1.60 1.65 dolar aralığını ve 1.52 1.47 dolar aralığını beklemek lazım diyorum. Bakalım süreç nasıl işleyecek. Yapı Kredi Bankası'nda mesela Akbank'ın tam tersi var. Akbank'ta e, buralar daha görülmedi bakın. 1618 bölgesi çanağın hedefi 2618 buralar daha boş. Buralara grafik gelmedi. Yani Akbank yolun başında. Yapı Kredi Bankası'nda buralar tamamlanmış. Çanağın derinliğini almış. Çanağın derinliğini alırken 1618 bölgesinde kırdığı ve orada güçlü göründüğünü görüyoruz bakın. Bu 2618'i tetiklemiş. Yani Yapı Kredi Hedef üstüne hedef tamamlamış. Çanağın hedefini almış. 1.618'i kırıp üzerinde güçlü göründüğü için 2.618 hedefini de almış. Zaten o bölgelerden ihlali olabilir yani normaldir. O bölgelerden de satış yemiş. Burada 1 doların bence takip edilmesi lazım. Günlük grafikte bakıyoruz. Kaufman hareketli ortalama 1 dolardan. 1 doların altında kalıcılık görürsek sarı bant bizim kademeli alım bölgemiz olur. Hemen aşağısında 0,85 dolar ikinci kademeli alım bölgemiz. Bakın 100 günlük ağırlıklı hareketli ortalama sarı bandın olduğu bölgede 200 günlük ağırlıklı hareketli ortalama 0,85'te yani geride bıraktığı 1618 seviyesinde. Her iki bölgede sarı bantta 0,85 hattı da bakın her iki bölgede yapı kredide güçlü alımların yapılabileceği bölgeler her her iki bölgede. Şayet 1 dolar kaybedilmez üzerinde kalıcılık görürsek 1,12'ye doğru tekrar hareketlendiğini görebiliriz. Ama satıcılı baskının olduğu seyirde borsamızda 1 doların kaybı normaldir. Dediğim gibi burada sarı bant ve 0,85 dolar. Bu iki bölgede güçlü alımlar yapılabilir ama her ihtimale bakın. Her ihtimale karşılık kırmızı bant için küçük bir meblağ bırakılabilir görülecek demiyorum bakın. Her ihtimale karşı. Mesela yapı krediye özel paranızın %15, %20, belki %10 kısmı burası için saklanabilir. 1 milyonluk mu alacaksın? 100 bin TL'lik mi alacaksın? %10, %15 gibi bir meblağı burası için sakla. Kademeleri bekle. Güçlü alımlarını buralarda yap mesela sarı bantta 0,85'te. Ama burası için en azından %10, %15'ini ayırabilirsin. Geldik Galata Mint'e. Sarı bölgeyi aşabilirse 1,20 dolar hedef olur. Fakat sarı bölgeyi ben aşacağı görüşünde değilim. Nadara Yavaş'ın indikatörünün üst bandı sarı bölgede, alt bandı 0.79, 0.82 bölgesinde. Burada belki biraz daha ivmelenir. Aşağı yukarı 1 dolar gibi mesela satış baskısı yiyebilir. Tekrar 0.79, 0.82 dolar hattına kadar gerileyebilir. Benim düşüncem güçlü alımları yapabileceğimiz bölge 0.72 0.70 dolar bakın. Tepki aldığı bölge buralar. 0.72 0.70 dolar bölgesi güçlü alım yapabileceğimiz bölge. Fakat hemen üzerindeki 0.79 0.82 dolar bölgesinde de alımlar yapabiliriz görüldüğü takdirde zaten Nadaraya Watson indikatörünün alt bandı orada. Demek ki burada e, güçlü alımlar yapabileceğimiz iki bölge var. Hemen altında da her ihtimale karşı Galata Vinte özel ayırdığınız bütçenizin %10'u, %15'i her ihtimale karşı bir kenarda nakit olarak beklesin. Burası için. Kesin görülecek diye bir şey yok. Ben her ihtimale karşı diyorum. Ama... Güçlü alımların yapılacağı bölge 0.72, 0.70 ve 0.79, 0.82 dolar bölgesi. Bu iki bölge. Evet, Natan'a geçtik. Ee, burada da sevgili dostlar, iki bölgeye ben değinmek istiyorum alım için. Zaten şu an hali hazırda sarı bölgenin içinde 1.45 dolardan kapanış gelmiş. 1.47, 1.38 dolar. Bakın sarı band ee, birinci alım bölgesidir. Tabi burada e, 1.45'ten kapatmış fakat biraz daha aşağıya sarkması, mesela 1.38, 1.39, 1.40 gibi beklenebilir. Ama asıl güçlü alımları belki de doğrudan 1.25, 1.16 dolar bandını da bekleyebilirsiniz. Asıl güçlü alımlar bu kırmızı bölgede yapılabilir bakın. Buralarda her temasta görüyorsunuz tepkileri, değil mi? Her seferinde tepki alımları geliyor. Yine bak, mesela bakın buralarda. En son burada mesela. Belki de yine de bir sarkma ve toparlama şeklinde belki yine göreceğiz. Ama kırmızı kanalın çatısından mı yani 1.25, 1.24 gibi mi? Yoksa biraz daha aşağılara mı? 1.16, 1.17, 1.18 gibi mi? Ben kırmızı bölgenin güçlü alımlar için uygun bölge olduğu görüşündeyim. Sarı bölgeden de alımlar yapılabilir ama asıl güçlü alımların kırmızı bölgede görüldüğü takdirde orada yapılması gerektiğini düşünüyorum. GC'ye baktığımızda, MT kanal endeksine baktığımızda Aşırı alım bölgesinde Wave Trend'e baktığımızda Aşırı satım bölgesinden en son sat sinyali gelmiş Al sinyali gelmiş Aşırı satım bölgesinden en son al sinyali gelmiş Yani Wave Trend'de günlükte görüntü pozitif Fakat MT Kanal Endeksinde e, Aşırı alım bölgesi yani coşkunun olduğu bölgeye dayanmış Biraz daha imlenme, coşku biraz daha günlükte devam edebilir. Fakat baskılandığı bir süreçteyiz. Yeni alımlar için ben 1.25-1.16 dolar bölgesinin ısrarla kovalanması gerektiği düşüncesindeyim. Oldu da sarı bandı bir türlü aşağıya kırmıyor diyelim. Yani 1.38'i kırmadı sarı bantta bir miktar alım yapılabilir. Orası takip edilmeli. Bollinger bantlarına baktığımızda alt bant kırmızı bölgede, orta bant sarı bölgede. Yani sarı bölgeyi çok da kolay aşağı yönünü ihlal etmeyebilir. Belki de sarı bantla yukarıdaki mavi bant arasında testere yapacak. Yani küçük yatırımcıyı sarı bantta toplayacak belki de daha sonra aşağıya kıracak. Yani balinaların aslında Alacağı bölge burası olabilir. Ben güçlü alımlar yapmak için 1.25 1.16 dolar aralığının beklenmesinden yanayım. Sevgili dostlar, umarım yararlı bir yayın olmuştur. Umarım sıkılmamışsınızdır. Özellikle alım bölgelerine yoğunlaşmak istedim. Çünkü baskılı bir süreçteyiz. Ben borsamızın yabancıya hazırlandığını düşünüyorum. Yılın son çeyreğinde yabancının uygun şartlar oluştuktan sonra borsaya gireceği düşüncesindeyim. Bu benim düşüncem. Sizler farklı düşünüyor olabilirsiniz. Yayınları beğenmeyi, yorumlar yapmayı ve abone olmayı unutmayın.